Ama en kötü ihtimalle şunu biliyoruz. Biraz biz arasında 25 bin lira ile 30 bin lira arasında yapabiliyoruz. Çok zor bir iş değil. İnşallah bize nasip olacak, biz yapacağız. Ağların ıslahı. Şimdi arkadaşlar, Münir Başkan zamanında bizim deremize aynı çağında şu anda yapıldığı gibi, onun tabi biraz daha küçük modeli, dere ıslahı yapıldı. 10 sene geçmiştir sanırım. Şu anda içini tabi ağaçlar, pislikler kapladı. Bunun temizliğini yapacağız. Ondan sonra şu anda bütün Terzalan'ın kanalizasyon atık suları dereye akmakta. 2 kilometrelik bir hat yapacağız. Sağlam'ın oradan başlayacak. Köprüden 500 metre çıkışa kadar götüreceğiz. Tamamen kanalizasyon pistini aşağıya taşıyacağız. İkinci etap olarak da inşallah nasip olursa arıtma tesisi kuracağız. Hayırlı bir olsun. Meyyan, meyyan seni. Evet, Süle Mahallesi'ne, merkeze bir yeri, aile çay bahçesi ve açık hava düğün salonu yapacağız. Çok güzel bir park yapacağız. Bayanlarımıza burada oturmaya bir yeri olacak. Bayanlarımız burada öğleyin çayını yapıp termoza doldurup orada çocukları parkta oynarken orada çayını içip muhabbetini yapabilecekler. Aynı zamanda bunun yanında da çok güzel bir parke taşında bir alan döşeceğiz. Burada açık hava düğünleri de yapabileceğiz arkadaşlar. Bunun adına da Cemal Poyraz verdik. Daha önce burada görev yapmış bir hocamız. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, daha önce bir dönemde gündeme gelmişti belediye girişine kemer yapım işi, ama nasip olmadı. İnşallah bize nasip olacak. Beldenin girişine güzel bir kemer yapacağız. Altına da diğer arkadaşlar ısrar ediyorlar, armut yapacağız diye Terzalan Genelbirliği. Ben de ısrar ediyorum, Terzalan sembolü armut olmayacak. Terzalan sembolü asker armut olacak. Şimdi tabi biz burada yaşadığımız için, bu bölgenin toprağın, bu toprağın insanı olduğumuz için hassasiyetlerimiz farklı oluyor. İşte böyle başka yerlerden gelirseniz armutu, kirazı düşünür durursunuz. Ama bizim arkadaşımız var. Bu vatan için, bu millet için toprağa düştü. Bizim burada arkadaşımız dururken bizim tutup da armut, kiraz koyması falan söz konusu değil. Evet, belediye mezarlıkları. Şu anda belediyemize, şu andaki belediye zamanında bir takım hizmetler yapıldı. Buraya da bir bina yapılmış, bizim mezarlığa da bir bina yapıldı. Bundan sonra mezarlığın bütün bakım işleri belediyenin sorumluluğunda olacak. Terzihan'da şu anda mesela, Terzihan'da örneğin mezarlık çok düzensiz bir şekilde kullanılıyor. Gene vefat eden arkadaşların düzensiz bir şekilde defnediliyor. Böyle giderse 2 sene içinde tüm mezarlık dolacak. Ama biz bundan sorumlu bir kişiyi yapacağız, bir kişiyi görevlendireceğiz. Mezarlık hizmetlerini daha düzgün, daha dertli bir hale getireceğiz. Başkasından bir şey beklemem asla. Türkiye'm hep. Evet, sağlık ocağımız. Çoluk çocuk hepimiz hasta olduğumuz zaman ilk gittiğimiz yer sağlık ocağı. Sağlık ocağıyla ilgili, sağlık ocağından bize ne zarar gelirse orayla ilgileneceğiz. Taleplere cevap vermek için elimizden geleni yapacağız. Bir de şöyle bir sorun geldi bize. Dediler ki belediye bir tane hemşireyi istihdam etse. Biz de düşündük, taşındık. Hafta içi 5 gün boyunca orada devamlı olarak doktorumuz ve hemşiremiz var. Ama en azından cumartesi, pazar bir pansuman bini yapabilecek kadar bir sağlık görevlisi istihdam etmek için çalışma yapacağız arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, bu saydıklarınızın hepsi tabi proje değil, normal yapılacak işler de, görevler de var. Şimdi mahalle aralarında eksik parke taşlarımız var. %80'i tamamlanmış ama daha henüz yapılmayan yerler var. Bunları inşallah en kısa zamanda tamamlayacağız. Tamamlarken de ben
ciddi anlamda milliyetçi birisiyim yani. Öncelikle de kendi işlerimde de çalıştırırken terzanlar olmasına dikkat ediyorum. Bu alanlarda da çalışma yapılırken terzanlı insanlarımızı istihdam etmek için elimizden geleni yapacağız. Beldemizdeki halkın sorunlarını, dertlerini ve bizden yana, yerel yönetimden yana şikayetleri olabilir. Bu şikayetleri dile getirebilmesi için bir halk kulübü kuracağız. Örneğin 444-44-17-17. Vatandaşımız buraya arayıp benim çöpüm alınmadı veya şu sıkıntım var, suyum gelmiyor diye şikayette bulup ve derdini anlatabileceği bir hat oluşturacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, beldemizdeki ilk ve ortaokulun her türlü taleplerine destek vereceğiz. Daha önce kendim gittim, Çağ'ında bazı okulları gezdim. İnsan gerçekten gıpta ediyor, özeniyor. İnşallah Terzan ilk öğretim okulunda çok güzel bir hale getireceğiz. Evet, beldemizdeki sosyal ve spor aktivitelerine destek vereceğiz. Örneğin TEDAK diye bir şey vardı daha önce. TEDAK'a şimdi hiç TEDAK'a katılmamış insanlar bile TEDAK'a sahip çıkmaya çalışıyor. Aslında TEDAK diye bir kuruluş da yani spor kulübünün altında tamamen bizim uydurup yaptığımız bir olaydı yani. Bunu yapanlar da bizim arkadaşlarımız. Doğa yürüyüşlerin gerek devam etmesini sağlayacağız, destek vereceğiz. Evet, sanayi bölgesi ve sanayicilerimizin dertlerine çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağız. Şimdi beldemizin içerisinde bıçkılar var, özel bıçkılar var. Tabii hemen ertesi gün küt diye kapatamıyorsunuz çünkü orada insanlarımız ekmek yiyor. Ama burada bir de bizim sanayi bölgemiz de var. Onlara bir çözüm bulmamız gerekiyor. Orta noktada bir anlaşıp onlara yol gösterip gelin buyurun buraya taşıyın dememiz gerekiyor. Bu konuda hep beraber anlaşarak inşallah bu tür sorunları çözeceğiz. Terzan daha gürültüsüz, daha sakin bir yer haline gelecek. Kalbimi açtım ben sana orada Evet, aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Daha önce söyledik. Süre Mahallesi'nin korusuna 50 milyon dedik. Gerçekten oradan futbol sahasını yapmıyoruz. Orayı onlara bıraktık. Gene hayvancılıkla ilgili Süre Mahallesi'nin endişesi var. Hayvancılığı da ellemiyoruz. Herkes çalışmaya, ekmeğini kazanmaya devam edecek. Evet, tarımla ilgili her türlü faaliyete destek vereceğiz. Örneğin Gönen'de bir fuar oluyor. Arkadaşlarımız burada organize edip Gönen'deki fuara götüreceğiz. Ortak kullandığımız tarla yolları var. Yani kişisel değil, ortak herkesin kullandığı tarla yolları var. Bu tarla yollarına gerekli olan hizmeti yapacağız. Sana bölgemizde ciddi anlamda meyvecilik gelişmeye başladı. Artık Terzan'ın ürettiği ayvalar, elmalar, armutlar pazarda yerini bulmaya başladı. Nasıl bulur da yani birini bulabilirsek veya birini bulmaya çalışacağız diyeyim. Bulursak burada sanayi sistemimize bir yer gösterip soğuk hava deposu yapmasını sağlayacağız. Evet, bizim dönemimizde inşallah çöp toplama ve benzeri hizmetler daha disiplinli, daha düzenli bir hale gelecek. Yani çok büyük konuşmuş gibi olabilirim ama herkes şunu bilecek. Salı günü veya çarşamba günü şu saatler arasında çöp arabası benim evimin önüne gelir diye herkes bilecek. Düzenli bir şekilde temizlik hizmetlerini sürdüreceğiz.